Nasıl biriydi sizin tanıdığınız kadar Berat? Nasıl bir çocuktu yani? Berat çok temiz kalpli bir çocuktu. Ya Ayşegül Hanım, eşim ona doğru düzgün harçlık vermezdi. Doğru düzgün para vermezdi. Nasıl biriktirmiş, yememiş, içmemiş. O anahtarlığı almış amcasına hediye olarak. Bir de hediye almış. Evet. Amcası. Ha yani, o biriktirdiği parayla evet, hediye aldı demiştiniz. Evet, o muydu evet, o anahtar? Evet o. Yani nasıl, ne yedin, ne içtin de o çocuk onun aldı. O kadar temiz kalpli, o kadar iyi yürekli bir çocuk. Benim. İnanın karda leke olur, onda olmaz. Ah canım benim ya. Çok masumdu Ayşegül Hanım, çok. Yani amcam bana bakıyor, amcam bana sahip çıkıyor, ben yetimim, amcam beni doyuruyor diye diye amcasının etrafında pervane olurdu. 15 günde bir giderdik onu görmeye. Aslında kocamın derdi onu görmek değildi. Orada duruyor mu? Ne yapıyor, ne ediyor, bir şeylerden ayıldı mı diye kontrol etmekti. Ama ben Allah var ya yukarıda Berat'ımı görmeye gidiyordum. Peki kendi çocuklarınıza karşı nasıldı eşinizin tavrı? Aa, çok bonkördü. Bilhassa oğluna. Çok. Oğluna toz kondurmazdı. Oğlumuzu çok severdi. Öyle böyle değil, paşa oğlum benim derdi. Kızlara biraz baskı yaptı. Yapmadı değil, yapıyordu. Onlara da baskı yapıyordu. Tek başına sokağa çıkamıyordu kızlar. Bir gün benim küçük kız çarşıya çıkmıştı da. Görmüşler, eve geldi, biri dövdü Ayşegül Hanım. Çocukları da mı dövüyordu? Ne diyorsunuz Ayşegül Hanım? Ben niye sustum bunca zaman sanıyorsunuz? Niye? O çocukların yüzü hürmetine. Yemin ediyorum kendi yediğim dayağı geçtim. Kızlarım az dayak yemedi. Oğlan değil, oğlan kısmı yapar, erkektir o. Ama kız tek başına çarşıya bile çıkamazdı. Çok baskı uygulardı. Öldükten sonra çocuklar biraz rahatladı. Tövbe ya. Ne diyeyim, Allah biliyor. Allah biliyor Ayşegül Hanım, ne diyeyim ya. Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayacak? Allah biliyor. Tam rahat yaşayacağı zamanda Allah alıverdi yanına. Ya yedirmeyi nasip etmedi değil mi? Ya, ya. Peki siz nasıl evlendiniz? Görücü usulüyle mi? Sevdiniz mi eşinizi? Ne sevmesi? Ben hiç görmedim ki kocamı. Bir gün görücüler geldi eve. Beni istemişler. Babam vermiş. Benim haberim yok. Bana resmini gösterdiler. Aha bu evleneceğin adam dediler. Resmine baktım. Dedim ki inşallah Allah'ım dedim. Bu evden çok baskı gördüm. Çok eziyet gördüm. İnşallah gittiğim evde rahat ederim dedim. Bir şey demedim, kabul ettim. Zaten başka şansım yoktu ki. Babam vermiş. Bizim oralarda işler öyle değil. Ayşegül Hanım, kız istemez. Kıza sorulmaz. Babalar anlaşır, babalar evlendirir. İnsan değil çünkü kız çocuğu değil mi? Değil. Değil. Çocuklarınız şu an ne yapıyor? Kızımın birisi kuaför dükkanı açmıştı. Onu işletiyor. Oğlan işte Berat'ın dükkanlarını işletiyordu. Onların kiralarını topluyordu. Artık bu zamandan sonra ne yapar bilmiyorum. Öbür kızımı da okuttum. O okumaya devam ediyor. O okuyacak. Öbürküler okumadı. Çok baskı yaptım. Okuyun dedim. Benim gibi olmasınlar diye çok uğraştım Ayşegül Hanım. Okumalarını çok istedim. O mallarda bizim hakkımız yoktu çünkü eninde sonunda gidecekti. Onlara onu söyledim. Bu mallar sizin değil dedim. Bu mallara güvenmeyin dedim.